Merhaba hepinize, şöyle döneyim. Şu an Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Seul'de Hanok Village adında eski bir yerleşim yeri var. Burayı gezmeye geldik ve burada turistlerin en sevdiği etkinlik olan yerel kıyafet giyip onlarla fotoğraf çekinme etkinliği vardı. Ben benim ilgimi çekmediğini söyledim ama Gözde denemek istediğini söyledi ve şu an kıyafet seçiyor. Burada hem fiyatlarla hem nerelerde nasıl fotoğraflar çekilebilir gibi bilgilerle sizi bilgilendireceğiz. Şimdi Gözde'nin kıyafet seçimine yardımcı olalım hadi. Şimdi alt kata indik. Burada saç yapımı fiyatların içinde ve ücretsiz. Buradan şapkalar seçebiliyorsunuz. Altta kadınlar için, şunlar kadınlar için, bunlar da erkekler için ayakkabılar var. Şurada da çantalar var. Çantalar 2000, ayakkabılar 2000, şapkalar 3000 ve kıyafet, geleneksel kıyafet seçerseniz 10.000, geleneksel olmayan karakter kıyafetleri seçerseniz 20.000. Bu fiyatlar 1,5 saatlik kiralama fiyatları. 10.000, 10 dolar, 20.000 de 20 dolar yapıyor neredeyse. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi gelin gözlerinin saçı nasıl yapılıyor ona bakalım. Burada böyle dolaplar var. Eşyalarınızı oraya kilitleyebiliyorsunuz. Ondan sonrasında giyiniyorsunuz ve fotoğraf çektirmeye ya da böyle gezip dolaşmaya çıkıyorsunuz. Eğer yalnızsanız tüm eşyalarınızı buraya kilitleyebilirsiniz. Girl, 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어?
좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 알아 근데 난 이게 더 좋은 걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾았어 Turumuzu bitirdik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Fotoğraf noktalarını gösterdik size. Çekilebilecek muhtemel fotoğraf açılarını da gösterdik. Ne düşünüyorsun? Mutlu musun kiraladığınız için? Bayağı güzel bir gün geçirdik bence. Yani bayağı eğlendim. Zaten hani kiralık istiyordum. Hani böyle geleneksel kıyafetlerle hani buranın bu geleneksel sokaklarıyla gezmek istiyordum. Onun için bayağı iyi oldu. Hatta sana da demiştim keşke kiralanacak bir yer olsa çünkü bunlar evet. Çok pahalı. Evet. Yani böyle en düşük $250 falan başlıyor bunların fiyatı. Normal. Hani onun için çok memnun oldum. 10 dolara kiraladık neredeyse. İşte 9,5 dolara falan denk geliyor. Yani kiralayan kişi memnun kaldı. Ben fotoğrafları çeken kişi olarak memnun kaldım. O yüzden burası gibi birçok yer mevcut. Sokakta çok fazla yer gördük. Fiyatlar da hep aynıydı zaten aşağı yukarı. Aynıydı ya, aynen. Eğer yanınızda bir fotoğrafçı, bir fotoğraf makinesi ya da fotoğrafınızı çekebilecek birisi yoksa onlardan da yardım alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakın. Bu işle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Muhtemelen görmüşüzdür. Cevaplayalım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.